Herkese merhaba. Bu akşam uzman konuklarıyla birlikte yapay zeka konusunu ele alacağız. Biliyorsunuz yapay zeka yıllardır sürekli tartışılan bir konu. Faydaları kadar zararları da tartışılıyor. Bugün uzman konuklarımızla önemli gördüğümüz başlıklar üzerine bir sohbet gerçekleşeceğiz. Kimler de bizlerle birlikte? Doçent Doktor Şebnem Özdemir bizlerle birlikte. Kendisi İstinye Üniversitesi Veri Bilimi Anabilim Dalı Başkanı. Aynı zamanda Yüzeyit Yazılım ve Yapay Zeka Teknoloji kurucu üyesi. Doktor Emre Yılmaz bizlerle beraber. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Şirketi'nde eğitim ve gelişim müdürü kendisi. Buğra Ayan son anda katılamadı ama Web Teknolojileri Derneği'nden yine bir arkadaşımız bizlerle birlikte. Sayın Muhammed Talha Salman. Ben hepinize hoş geldiniz diyorum. Soner hocamız bizle birlikte olacak. Profesör Doktor Soner Yıldırım, Orta Doğu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloji Eğitim Bölümü Başkanı'ndan. Ankara'daki trafik ve fırtına varmış galiba. Ondan kaynaklı biraz geç katılacak bize. Ama biz konuklarımla sohbete başlamış olacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Şebnem Hocam, Emre Bey, Muhammed Bey. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim hocam. Hoş bulduk Hasan Hocam, merhaba. Merhabalar. Evet, isterseniz yapay zeka nedir ile başlayalım. Şebnem Hocam, siz uzun yıllardır yapay zeka üzerinde çalışıyorsunuz. Hem de üniversitede bir taraftan bununla ilgili akademik çalışmalar devam ettiriyorsunuz. Bu yapay zeka nedir? Hayatımızın neresindedir? Bu konuyla ilgili bize bilgiler verir misiniz? Çok teşekkür ederim Hasan Hocam. Bu arada Ankara'daki durum bayağı kötüymüş. Şimdi bana WhatsApp'tan arkadaşlar bir video ilettiler. Koltuk uçup bir binadan bir başka binaya girecek kadar. O yüzden Ankaralılara çok geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Hızlıca yapay zekanın aslında kavramsal yolculuğuna bakacak olursak, biz yapay zekayı her zaman bir şekilde masalların içerisinde, efsanelerin içerisinde, o Yunan mitlerin içerisinde zikrettik ama bunun bir teknoloji olarak karşımıza çıkması zaman aldı. En klasik örneklerinden bir tanesini vermek isterim. Örneğin Ali Baba ve Kırk Haramiler masalındaki açıl susam açıl komutuyla, sesli komutla açılan kapı bir IoT'ydi. Ya da bugün Alaaddin'in sihirli lambasındaki onun komutuyla hareket eden uçan halı da konuştuğumuz otonom araçların ta kendisi. Birazcık daha yapay zekaya doğru süreci taşıyacak olursak, yine çok klasik verdiğim örneklerden bir tanesi Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler masalındaki kötü kalpli kraliçenin baktığı ve konuştuğu aynı bir yapay zekadır. Kraliçe benden daha güzeli, daha açık tenlisi, hatta daha beyazı var mı diye sorduğunda makine onun simetrisi, cilt tonu, cildindeki pürüzsüzlük üzerinden bir skor atamıştır. Varsayalım ki bu skor 94 olsun. Ülkedeki bütün kadınların cilt ve durumları, simetrileri incelendiğinde hiçbiri kraliçenin 94'lük skorunu aşamadığı için en güzeli sizsiniz kraliçem yorumunu almıştır. Pamuk Prenses'in doğumunun tasvir edildiği sayfada şöyle bir ifade var. Kar kadar beyaz bir cildi vardı. Beyazlığın en üst seviyesi. Dolayısıyla makine Pamuk Prenses'in yüzünü tespit ettiği zaman 94'ü aşan bir güzellikle tabii ki kraliçem kusura bakma Pamuk Prenses senden daha beyaz demiştir. Biz yapay zekayı 1956'lı yıllarda bir mühendislik disiplini olarak düşünüyorduk. O dönemin isim babası John McCarthy bu ismi koyarken mühendislikle sınırlamıştı. Ama bugünün dünyasında yapay zeka çok büyük bir kapsayıcı. Ben en çok Andrew Ng'nin tanımını beğeniyorum. Stanford Üniversitesi profesörlerinden insanlığın yeni elektriğidir diyor. Tıpkı insanoğlunun elektrik öncesindeki hayatı, sosyalleşme biçimi, işleri, aşkları, varlığı nasıldıysa, elektrikle nasıl bir güncellemeye, değişime girdiyse, yapay zekanın da aynı etkiyle her şeyi değiştirmesini bekliyoruz. Nacizane benim tanımım, 3 yıl önce ortaya koyduğum tanım da insanlığı taklit etme ve onu aşma sanatı. Çünkü hayal ettiğimiz yapay zeka, bugünkü yapay dar zeka, veriyle konuşabilen, verinin kalitesiyle sınırlı, verinin gösterdiği perspektifle sınırlı, veri varsa var olabilen bir yapay zeka. Oysa biz geliştiriciler bu seviye bir yapay zeka istemiyoruz. Arzumuz uzak da olsa, veri olsun ya da olmasın, insan gibi düşünebilen, insan gibi karar verebilen bir yapay zeka türü geliştirmek
yapay genel zekayı geliştirmek. 2023 ve 2022'de çok güzel iki çalışma var. Arzu edenlerle daha sonra paylaşabilirim. 2023 çalışması bir kitap. Neden yapay genel zeka mümkün değildir diye chapter chapter cevap veriyor. 2022 çalışması da neden yapay genel zeka mümkündür diyor. Ve ChatGPT'nin yapay genel zekaya doğru bebek adımlarımız olduğunu söylüyor. Yani özetle toplayacak olursak yapay zeka şu an her şeyin içine nüfuz etmiş, belki ülkemizde etkisini çok yoğun hissetmediğimiz üretici yapay zekalar, ChatGPT, Midjourney, DALL-E, Stable Diffusion gibi uygulamalarla popüler anlamda konuştuğumuz ama her şeyin içerisinde var olan yeni bir teknoloji, dönüştürücü bir teknoloji. Evet, gerçekten de sizin söylediğiniz gibi yapay zeka yıllardır hayatımızın içinde. Aslında günlük hayatta çok basit örneklerini de görüyoruz ama tabii ki televizyonlarda veya basında bahsedilen yapay zeka böyle ileri teknolojiler olduğu için belki şey yapıyoruz, işte cep telefonumuzdaki en çok görülen kişilerin listesini yapması da bir yapay zeka olarak düşünebiliriz. Basit haliyle verileri biriktiren ve bu veriler doğrultusunda bir algoritmadan harekette çıktı elde eden uygulamalar. Çok çeşitli uygulamalar var ama bu uygulamalar artık tartışılıyor. Çok fazla tartışılıyor. İsterseniz ilk turda biraz olumlu yönlerinden bahsedelim. İkinci turda Soner Hoca da aramıza katıldıktan sonra biraz etik değerleri ve diğer konulardan bahsederiz. Emre Bey ile devam edelim isterseniz bu aşamada. Emre Bey, yapay zeka özellikle üretken yapay zeka teknoloji olarak karşımıza çıkıyor. Yani olumlu olarak hayatımızı kolaylaştıran bir takım teknolojik ürünler olarak da söz konusu. Bunlar hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Üretken yapay zeka teknolojileri nelerdir? Teşekkür ederim hocam. Şebnem Hanım çok güzel bir giriş yaptı. Oradan devam etmeye çalışayım ben de. Üretken yapay zeka diye bir isim koyuyor olmamız aslında zaten onu başka bir tür yapay zekadan ayrıştırdığımız anlamına geliyor. İsterseniz oradan başlayalım. Klasik yapay zeka ya da üretken yapay zeka aralarındaki fark nedir? Niye böyle yeni bir tanımlama ihtiyacı doğdu? Aslında 2020'nin yaz aylarında önemli gelişmeler yaşanmıştı ama tüm dünya pandemiyle o kadar meşguldü ki, o kadar hayatımızı derinden sarsan sıra dışı bir süreçten geçiyorduk ki küçük bir grup teknik konularda ilgili bu sahada araştırma ya da üretim yapan insan hariç çok fark etmedik aslında neyin geldiğini. ChatGPT'nin yarattığı medya desteği, ChatGPT'nin sıradan insanların da ulaşabildiği bazı yetkinlikler ortaya koyması aslında yıllardır hazırlanan bir takım yeni kabiliyetlerin nihayet geniş kitleler tarafından da fark edilmesini sağladı. Klasik yapay zeka, artık klasik demeye başladığımız, eskiden yapay zeka dediğimiz kategorideki modeller ya da yetenekler veriye oldukça bağımlı ve veriden yola çıkarak insanların tespit edemediği ya da tespit etmesinin çok maliyetli olduğu örüntülere odaklanan, bize içgörüler, kestirimler, tahminsel modeller sağlayan, ortalama insanın anlamasının görece daha zor olduğu, o yüzden iletişiminin de biraz daha çetrefilli olduğu bir kümeye denk geliyordu. Bu yeni nesil karşımıza çıkan, hocamın az önce saydığı modellerle başlayıp onların etrafında genişleyen ekosistem ise çok daha demokratik hale getirdi aslında yapay zeka ile etkileşime geçmeyi. Çünkü dil modellerini de, resim üreticileri de, ses işleyen modelleri de kullanabilmek için ihtiyacınız olan şey aslında sadece temel bilgisayar bilgisi. Dolayısıyla son kullanıcı için yapay zekanın yeteneklerinin ciddi oranda demokratikleştiğini görüyoruz. Çünkü bu defa veri ve kompleks matematiksel işleçler yerine içerik üretimine odaklı senaryoları konuşuyoruz. En azından son 6 aydır daha yoğun konuşuyoruz. İçerik üretiminden bahsedince de özellikle sosyal medyanın yarattığı o sinerjiyle, o genel duyguyla hepimiz zaten aslında küçük birer içerik üreticisiyiz. Fotoğraflarımızı paylaşıyoruz, yazılarımızı paylaşıyoruz. Bunların üzerinde iyileştirmek için filtreler öğrendik. Kompozisyonu iyi hale getirmek için asistanları öğrendik. Bütün bunları bir anda çok daha kolay ve hızlı yapmamızı sağlayan yeni bir küme karşımızda. Fakat tıpkı bilginin demokratikleşmesiyle, yani internetin yaygınlaşmasıyla yaşadığımız gibi bir bu kümeyi nereye oturtacağımızla ilgili sorunsal da mevcut.
Çünkü bir şeye erişimin kolaylaşması, hızlı bir şekilde yüz milyonlarca kullanıcıya yayılması ne maksatla kullanıldığını da kontrol edemediğimiz anlamına geliyor. Sizin söylediğiniz gibi onu ikinci tura bırakıyorum hocam. Biraz daha bugün ilk başta parlak yönüne ben değineceğim sözü bitirmeden. Birkaç kategori var. Böyle bir etkinliğe iştirak edenlerin kulak aşinalığı kazanmasının yararlı olacağını düşündüğüm farklı türde modeller var. Bunları daha sık duyacağız önümüzdeki dönemde. Geniş ölçekli dil modelleri ya da large language models diye bir şey girdi hayatımıza ve büyük ihtimal uzun bir süre bizimle olacak bu terminoloji. O yüzden bundan haberdar olmakta fayda var. Doğal dilde, yani ağzınıza geldiği gibi, zihninizde uyandığı gibi komut iletebildiğiniz bir arayüz aslında bu. Daha önceleri biz bilgisayarla iletişime geçmek için bir takım programcıların tanımladığı komutları kullanıyorduk. İster görsel arayüzler olsun, ister ses komutları olsun, ön tanımlı komutlara yöneliyorduk. Bu defa ve sanırım ilgi uyandırmasının sebeplerinden de biri bu, dilediğiniz gibi iletişime geçebildiğiniz bir kabiliyetler bütünü var. Ve bu iletişimi sağlayan şey de geniş ölçekli dil modelleri. Görsel üreticileri var. Aslında en çok ilgiyi de onlar çektiler. Çünkü her zaman medya satar, biliyorsunuz, medya çeker ilgiyi. Grafiker olmayan, teknik kabiliyetleri olmayan, ortalama sıradan insanın da çok enteresan, çok dikkat çekici, yüksek kaliteli görünen görseller üretmesini mümkün kılan modeller var. Medya düzenleme modelleri var. Bunları özellikle galiba yeni nesil bizden daha iyi kullanıyordu zaten bir süredir. Filtreler aracılığıyla tanışmışlardı aslında. Şu an bunun da ötesinde production quality dediğimiz, yani profesyonel iş yaparken de kullanabileceğimiz kadar kaliteli videoları, sesleri, metinleri on the fly küçük bir işlemci gücüyle, öyle devasa bilgisayarlar olmadan ve sözlerinizden yola çıkarak editlemek, düzenlemek mümkün. Son olarak da ses işleyicilere bir parantez açmak lazım. Özellikle belki ikinci kısımda burayı daha geniş konuşuruz. Çünkü olumlu kullanım senaryolarının yanı sıra kötü niyetli kullanıma da epey açık bir alan, epey dişi bir alan o anlamda. Artık sesleri sadece suni olarak üretmenin ötesinde mevcut doğal bir sesi yüksek başarımla taklit eden modeller var. Metinden sese, sesten metine yine yüksek başarımla giden modeller var. Eskiden beri yapıyorduk biz bunları ama eskiden bunları yapmak için Şebnem Hoca gibi insanlara ihtiyacımız oluyordu. Onlar uzun zamanlar, uzun uzmanlıklar, bir takım prodüksiyon maliyetleriyle bunu yapıyorlardı. Şimdi bir genç mobil cihazlarından dahi yüksek başarıyla bu medya düzenleme işlerini yapabiliyor. Ben şöyle ilk sözü bağlayıp tekrar Özhan Hocama tevdi edeyim. Benim için üretken yapay zekayı daha ilginç kılan, benim yıllar sonra tekrar yapay zekaya geri dönmemi sağlayan mesele açıkçası bunun yarattığı yeni ekosistemdi. Hem araştırma dünyasında, research anlamında, hem de iş dünyasında. Çünkü çok kısa bir sürede, birkaç ay içerisinde binlerce startup ortaya çıktı. Bu 6 ay öncesinde bu startupların iş fikirlerini biz hayal dahi etmiyorduk. Çünkü o tür kabiliyetlerin yaygınlaşacağını beklemiyorduk. Yine çok kısa bir sürede görünmemiş bir hızla yeni research fikirleri ortaya çıktı. Yine bu fikirler de çok ulaşılmaz, çok zor, çok zahmetli görünüyordu. Şimdi artık gayet başarılabilir, ulaşılabilir görünüyor. O yüzden sanırım üretken yapay zekayı ilginç kıran, diğer kümeden ayıran mesele teknolojiye göre bile çok daha hızlı evrilmesi ve bizim bu hızla birlikte sürekli sürprizlerle karşılaşıyor olmamız deyip ben sözü size tekrar bırakayım Özhan Hocam. Evet, çok teşekkürler. Bu arada Profesör Doktor Soner Yıldırım hocamız da katıldı aramızda kendisi. Hocam hoş geldiniz. Geçmiş olsun diyelim Ankara'ya. Valla Mustafa Hocam teşekkür ederim. Kusura bakmayın, trafikte kaldım ben. Çok fırtına vardı, Emre de biliyor. Ağaçlar devrilmiş, yollar kapanmış. O kadar büyük bir fırtına. Tabii öyle de olunca adım adım gelebildim. Kusura bakmayın, bu kadar vakit aldı. Bir saattir trafikteyim. Tabii eminim çok lezzetli bir kısmı kaçırdım ben şimdi. Şebnem Hocam'la yapay zekanın tanımına genel bir giriş yaptık. Emre Bey de
üretken yapay zeka teknolojileriyle devam etti. Şimdi ta arkadaşımız hazır başlamışken size gelmeden önce bu yapay zeka teknolojilerinin diğer teknolojilerle ilişkisinden biraz bahsetmesini rica edeceğim. Yeni teknolojiler söz konusu, blockchain bunun içerisinde ve diğer teknolojiler. Daha sonra da sizden biraz toparlanmanız için size geleceğim. Tamam. Evet, Taha Bey Tabii. buyurun. Bu yapay zeka teknolojilerin diğer teknolojilerle ilişkileri ki blockchain gibi birçok yeni kavramlar artık son yıllarda karşımıza çıktı. Sizler de Web3 Teknolojileri Derneği olarak yoğun ilgi alanlarınız olduğunu bildiğim için bu konularda bilgi verir misiniz bize? Evet. Öncelikle blockchain araştırma enstitülerinin Türkiye elçisi görevindeyim ve PÜŞ'ten de aynı şekilde işbirliğimiz bulunuyor. Buğra hocamız bugün gelemedi. Onun yerine ben iştirak ediyorum. Kendisi de çok değerli bir insan yapay zeka alanında. Bugün ben aslında blockchain araştırma enstitülerinin ve yapay zekanın aslında ortak kısımlarından dilim döndüğünce anlatacağım. Biz araştırma enstitüsü olarak yapay zeka, kuantum programlama ve birçok farklı teknolojiyle aslında blockchain'in işleyişini inceliyoruz. Şimdi yapay zeka teknolojisiyle de tabii ki blok zincirin birçok ortak noktası var. Bu alanda ben de makine öğrenmesi üzerine açıkçası daha çok yoğunlaştım. Son zamanlarda ChatGPT ile birlikte artık insanlar yapay zekanın gerçekten hayatımızı değiştirebilecek bir şey olduğunu anlamaya başladı. Burada iki senaryo var. Ya bundan korkup kaçacağız ya da bu işi gerçekten öğrenmeye başlayacağız. Açıkçası ben bunun öğrenme tarafını seçtim. Yani blockchain üzerine ne kadar bir sevdamız olsa da makine öğrenmesini, yapay zekayı da aynı şekilde bunun için bir mesai harcadım. Buradan benim tavsiyem şu açıkçası. Bu teknolojiyi yıkıcı bir şey olduğunu düşünen kişiler varsa bence bunun bir fırsat olabileceğini de görmek lazım. Birçok alanda şu an önümüz açık. Mesela blok zincir teknolojilerinde şey duymuşsunuzdur belki. Anonim bir şekilde işlemler yapılabiliyor. Peki bu işlemleri yaparken ya bir makine öğrenmesi desteğiyle bunu analizini edip mesela atıyorum bir hafta sonra acaba ne kadar transfer hacmi ne kadar olacak? Bunu bir yapay zeka ile programlayabilir miyiz? Tabii ki yapabiliriz. Aslında yapay zeka bir nevi geleceği tahmin etmek. Tabii ki burada hocalarımız benden kat ve kat daha iyi biliyordur. Ben de naçizane yapay zekayı az çok takip eden bir insan olarak geleceği aslında bir nevi tahmin etmeye yarayan bir araç olarak görüyorum ve bunun insanları aslında enerjilerini daha verimli, daha iyi yapılabilecek, insanların daha çok değer katabileceği alanlara kanalize edebileceğini düşünüyorum. Yani eskiden atıyorum biz bir sosyal medya içeriğini üretmek için bir iki gün harcıyorsak şimdi bir dakika ayırıyoruz. Geri kalan enerjimizi stratejiye yani pazarlamaya yöneltiyoruz. Bir nevi aslında yapay zeka bana göre daha doğru, daha ve enerjimizi daha iyi kullanabileceğimiz alanları biz kanalize ediyor. Ben de kısacası açıkçası böyle bir giriş yapabilirim. İlerleyen dakikalarda da somut örnekler üzerinde yapay zekayı nasıl kullanabiliriz bunu da anlatabilirim. Teşekkür ederim. Evet, teşekkürler. Bu arada duyurayım, YouTube'dan dinleyicilerimizin sorularını da burada konuşmacılarımıza soracağız. Sorularınızı bize iletecekler arkadaşlar. Onu da haber vereyim. Merak ettiklerinizi YouTube kanalımızdan soru olarak bizlere yönlendirebilirsiniz. Şimdi Soner Hocam, aslında yapay zeka çok geniş bir konu. Yıllar öncesinden gelen bir serüven. Belki işte en yakın 2017'de Elon Musk'ın da içinde olduğu dünya çapındaki bilim insanları Birleşmiş Milletler'e bir mektup yazmıştı ve yapay zeka ile ilgili uyarmıştı. Ki burada özellikle silah olarak kullanılmasıyla alakalı çok ciddi bir korku vardı ki hala var. Bir taraftan iyi yönleri, bir taraftan kötü yönleri ve sürekli tartışılan bir konu. Sizin açınızdan bu yapay zeka tartışmalarını nasıl görüyorsunuz hocam? Genel olarak bir değerlendirebilir misiniz bizim için? Şimdi sevgili Mustafa, benim için yapay zeka tartışması dejavu. Çünkü ben 90'da Michigan State'de master'a başladığımda e-mail çok yeniydi ve web diye bir şey yoktu. Ve benim e-mail ile ilgili hiçbir fikrim yoktu. Türkiye'de e-mail diye bir kavram yoktu. E-posta diye. Ve hiç unutmam, bunu da Emre bilir, anlatırım hep. Danışmanım bana sürekli diyor ki, Soner diyor, I send you a mail diyor. Şimdi ben I have no idea. Ben gidiyorum posta kutusuna bakıyorum apartmanda. Hiçbir şey yok posta mosta. Adam biraz sonra dedi ki, ya how do you check your mail dedi.
Dedim şeye bakıyorum, mailbox'a bakıyorum işte apartmanda dedim. Ha tamam dedi. Asistanına dedi ki ya Soner'e dedi e-mail'ı öğretir misin, aşağı götür laboratuvara. Şimdi o zaman karşılaştığım teknoloji daha sonra birden HTML'ye dönüştü. Ve 94 yılının, o zaman USC'de doktora yapıyorum. Summer School'da bölüm asistanı olduğum için bölüm başkanı dedi ki bu kursa katılacaksın. Önümüzdeki dönemde de HTML dersi bölüme dedi. Peki o zaman tabii notebook'ta line coding yapıyorsunuz. Hani öyle bir şey yok. Her şeyi satır satır yazmanız lazım. Yani bir satırı blink etmek için, yanıp sönmesi için kod yazmanız lazım. Ben bunu çok zahmetli bulmuştum o zaman ve öğretmen adaylarını öğretirken de onların tepkileri çok sevimli olmamıştı. Yani çok yorucu gelmişti onlara. Şimdi ben şuradan alacağım sevgili Mustafa. Şimdi bizler akademide olan insanlarız, bilim yapan insanlarız ve bilimin bir amacı var tabii, kendi felsefesi var. Bilim bilmeye çalışıyor, dikkat et. Yani insanı insan yapanın en önemli unsur bilmektir. İnsan diğer canlılara göre biliyor ve neden sonuç ilişkisi kurabiliyor? Diğer canlılarda bu yok Mustafa. Zeka var bir miktar, memori var ama causality yapamıyorlar. Reasoning yapamıyorlar, nedensellik. Şimdi teknoloji de yapabilmektir. Şimdi bilirsin ama her bilinen yapılamaz. Ya aspirinin formülünün sana hiçbir faydası yok. Ama eczaneye gidip o drajeyi aldığında aspirini, bak onun sana bir faydası var. Şimdi ne iç içe girdi biliyor musun sevgili dostlar? Bilim bilmekti, teknoloji yapmaktı ama şimdi teknoloji bilmeye başladı. O zaman teknoloji bilim mi oldu? Şimdi burada çok büyük paradokslar var. Ya bizi bekleyen. Şimdi biraz önce meslektaşlarım da örnek verdi. Hani bu Elon Musk'ın 2017'de yazdığı mektupla Einstein'ın yazdığı mektup arasında bir fark yok. Atomun parçalanması ile ilgili hatırlarsanız. Ya da şöyle bir örnek vereyim sevgili Mustafa. Teflon bir uzay teknolojisidir. Yani hiçbir zaman mutfakta tencere olsun diye, tava olsun diye düşünülmüş bir teknoloji değil ama uzayda astronotları korumak için geliştirilmiştir. Ama mutfakta elde ettiği gelir NASA'nın onun için harcadığı paranın tonlarca üstünde. Hani NASA bilseydi ki böyle bir teknolojiyle mutfak sanayine girecek, belki Shuttle programının bile başlatmazdı. Çünkü o çok daha karlıydı. Şimdi tam da böyle bir şeyin karşısındayız. Şimdi bir realite var. Bu realite yalnız şöyle farklı davranıyor. Sadece yapmıyor ve bilmeye başladı. Şimdi bu bildiğimiz bir şey değil Mustafa. Onun için burada bence bu dönemde yapılabilecek her türlü öngörü büyük oranda ya yanlışlanır ya da doğrulanır. Hani bu dönemi bilim geriye gidip baktığında test edebileceği bir dönem yok. Neden? Çünkü bilmek gerçekten bilimle olabiliyordu. Şimdi yapay zeka kendi algoritmasıyla kendi bilgisini yaratabiliyor. Şimdi bununla biz ilk defa karşılaştık. Bununla ilgili hani kaygılar ya da öngörüler ya da sevinçler. Tabii ki kaygılanacağız. Her teknolojide olduğu gibi. Tabii ki fırsatları da biliyoruz. Çok çok iyi biliyoruz. Ama ben eğitim camiası gözüyle bir şey söylemek istiyorum Mustafa. Hele öğretmen yetiştiren bu kurumda çalışan bir insan olarak. Emre, eminim birçok application gösterebilir. Hani eğitimde kullanılan yapay zeka uygulamalarını, eğer bunlarla bu yapılabiliyorsa, şimdi ben artık eskisi gibi öğretmenlik yapmayacağım, yapamayacağım. Eskisi gibi ödev veremeyeceğim. Çünkü ödevin kimden geldiğini de bilemeyeceğim artık. Şimdi karşımda farklı bir olgu oluştu. Eğer zaten yapay zeka kendi öğrenip öğretebiliyorsa, ben öğretmen olarak ne öğreteceğim? Yani şimdi buradaki kurgu, şu kurgunun çok iyi anlaşılması lazım. Şimdi dün Chat GPT'nin CEO'su kongrede ifade verdi biliyorsunuz. Yani ifade demeyelim de hani prediction'ları soruldu adama. Adam korktuğunu söyledi ve bir an önce bir regülasyonun gelmesi gerektiğini söyledi. Food and Drug Agency'de olduğu gibi. Hani herkes her icat ettiği ilacı sürüp de hadi bunun için kansere iyi geliyor diyebiliyor mu? Diyemiyor. Fed tarafından onaylanmadıkça sokamaz onu piyasaya. Adamcağız bu uyarıyı yalnız çok samimi yaptı. Çünkü ben onu
Canlı dinledim. Çok da merakla bekledim onu ne diyecek diye. Çok merak ediyordum çünkü gerçekten. Konuşurken çok samimi buldum ben. Sam değil mi adı? Samuel Evet. Altman diye. Ha, şu adam çok samimi konuştu. Bak o da nereye götürüyor şimdi Mustafa? Diğer üçüncü saç ayağına götürüyor bizi. Etos'a götürüyor. Etiğe götürüyor. Eski Yunanca'da etos yani alışkanlıklar, prensipler. Etos ilkeler demek. Şimdi insanın şöyle bir canlı olarak şöyle bir zaafı var. İnsan dediğimiz bu Homo sapiens'i sınırlamazsan limiti yok. Ve tarihte var olmasının tek bir nedeni var. Hep öğrenmiş kendisine sınırlar getirmiş. Öğrenmiş kendisine sınırlar getirmiş. Ya yani bundan 300 yıl önceye gitsek, köleliğin olduğu dönemlere falan ne kadar normaldi değil mi? Yani ne var ki yani işte siyah deri rengi olan insanlar köledir, beyaz deri rengi olanlar üstün ırktır. Bak şimdi bunları ağzımıza almıyoruz, çok utanıyoruz bunları söylerken. Binlerce, milyonlarca insan ya çok uzak bir tarih değil, İkinci Dünya Savaşı ya. Milyonlarca insan kesildi, yakıldı. Bak şimdi ağzımıza almıyoruz bunları. Şimdi artificial intelligence da böyle. Bunun kurallarını konuşmamız gerekiyor. Şimdi bir şeyin var olması onun kabulü için yeterlidir arkadaşlar. Yoksa hani biz bunu reddedelim. Bu ileride bizim canımızı okuyacak. Mesela sosyal medya. Bu var. Zararlarını konuşuruz bak. Hani bunun nasıl kısıtlanabileceğini ya da nasıl doğru kullanılabileceğini konuşuruz. Ama var olan bir şeyle mücadele edilmez. Bir kere bu insanın doğasına aykırı. Bu var. Hani sen şimdi biz fırtına oldu işte bugün Ankara'da feci bir şey. E ben şimdi gelip desem ki size yok öyle bir şey fırtına diye bir şey yok. Ya sen istediğin kadar söyle. Bu var. Benim son olarak şunu söyleyip size tekrar sözü bırakayım Mustafa. Şimdi bak bir araştırma şunu gösteriyor Amerika'daki büyük de bir araştırma örneklemle bazında baktığında Artificial Intelligence Application sınıflarda kullanıldığı için ne tür öğrenciler benefit ediyor diye bakılıyor, faydalanıyor diye. Bak iki özellik öne çıkıyor Mustafa. Kelime dağarcığı geniş, yaratıcı soru sorabilenler. Bunlar daha çok faydalanıyor bu teknolojiden. Şimdi kelime dağarcığı konusunda sıkıntılı bir ülkeyiz. Yaratıcılık konusunda acayip sıkıntılı bir ülkeyiz. Yani sıkıntılı falan demiyorum. Acayip sıkıntılı bir ülkeyiz. Demek bizim bu teknolojiden faydalanma ihtimalimiz çok düşük. Buradaki mevzu teknik olarak bu teknolojiye sahip olmak ya da kullanmak değil, bunu kullanabilecek o insanı yetiştirebilmemiz lazım. Çünkü bu belli bir gereklilik gerektiriyor. Ha belki ileride Emre şunu söyleyebilir. Hocam o kısım da aşılacak birkaç yıl içinde. Artık ortalamanın altı zeka bile bunu kullandığında Einstein vari solution'lar üretecek diyebilir. Ben henüz orada değilim sevgili Emre. Ben biraz şeyden kaygılanıyorum. Bu kadar az kelime dağarcığı olan çocuklarla ve yaratıcı soru soramayan çocuklarla acaba biz en az faydayı mı elde edeceğiz dünyada bu işlerden diye de çekinmiyor değilim. Diyeyim burada susayım ben. Evet, gerçekten önemli konular ki aslında sizin tam bıraktığınız yerden sorularımız da var. Şebnem Hoca'ya geçerken oradan da hareketle geçelim. Şebnem Hocam iki tane sorumuz var. Birincisi üniversitelerde yeni açılmakta olan yapay zeka mühendisliği bölümleri yazılım mühendisliğinin önüne geçebilir mi? İkinci sorudaki sizin özellikle bu geleceğin meslekleriyle yapmış olduğunuz çalışmaları bildiğim için yapay zeka Bir dakika. Evet, yapay zeka gelecekte bazı iş modellerini bitirebilir veya bir işsizlik yaratabilir mi? Sorularına cevap verdikten sonra bize ChatGPT hakkında genel bilgiler verirseniz sevinirim hocam. Tabii ki çok teşekkür ederim sorular için. Şimdi yapay zeka mühendisliği, yazılım mühendisliğinin yerini tabii ki almayacak. Eğer Türkiye'de doğru konumlandırılabilirse. Çünkü bizdeki temel sorun aslında bilgisayarı bir bilim olarak getirmeyip bunu bilgisayar mühendisliği olarak Türkiye'ye yerleştirmemizle başlıyor. Eğer biz
Amerika modelindeki gibi bilgisayarı bir bilim olarak tutmuş olsaydık bugün enformasyon mühendisliğinden de konuşurduk. Yani yönetim bilişim sistemlerinden de konuşurduk. Ve acaba yazılımla yapay zeka mühendisliği arasında fark var mı tartışmazdık. Yapay zeka mühendisliği diye de bir muhtemelen bir şey olmazdı. Çünkü yapay zekanın her şeyin içerisinde var olduğunu görürdük. Bunun bir mühendislik anlayışı olduğunu tekrar 1956 yılına ait olduğunu hatırlatmak isterim nacizane. Şöyle, şimdi üretici yapay zekalar demek istiyorum. Ben üretken kelimesini kullanmayı çok uygun bulmuyorum. Nacizane bir edebiyat öğretmeninin kızı olarak. Üretken insan diyoruz. Üretici insan demiyoruz. Üretici fabrika, araç oluyor. Üretken insan dediğimizde soyut bir şeyi ortaya koyabilen, fikir ortaya koyabilen, yani aslında bizim çeşitli melekelerimizi ortaya koyabilmemizi ifade ediyor. O yüzden ben hani üretici yapay zekayı daha mekanik olduğu için tercih ediyorum, onu söyleyeyim. Yazılım belli ölçülerde makine tarafından taklit edilebiliyor, ChatGPT tarafından. Neden? Biz çünkü nasıl sanatçılar şu anda Midjourney'e çok kızıyorlarsa ama dijitale de o eserlerini, stillerini açmaktan çekinmedilerse binlerce yazılımcı ve geliştirici GitHub, GitLab gibi ortamları da kodlarını açtılar. Açtığınız her şey, dijitalde var olan her şey bizim gibi makine öğrenmesi ya da derin öğrenme ya da ne isterseniz o alanda çalışan insanlar için veridir ve bunu alıp işleyip oradaki örüntüleri taklit ederiz. Bu örüntüleri taklit ettiğimiz zaman da otomatik olarak bütün iyi insanların yaptığı koddan daha iyi kod yazabilen bir şey geliştirebilme ihtimalimiz doğar. Şu an bu ihtimali çok uzağız. Dolayısıyla yazılım mühendisliği dediğimiz şey çok uzun yıllar daha bizimle beraber olacak. Ama bu mühendislik eskiden olduğu gibi salt insanın kendi gücüne dayanan değil, önümüzdeki 5 yıl içerisinde eğer üretici yapay zekalarda bir gelişme duraksamaz olmazsa insanla makinenin işbirliğiyle gerçekleşecek. Bakın biz bu insanla makinenin işbirliğini ilk 2018 yılında otomatik makine öğrenmesi dediğimiz bir terminolojiyle tanıdık. Yani bütün veri analiz sürecinin salt insana değil, çünkü insanın tecrübesiyle çok sınırlıyız makine öğrenmesinde. Makine ve insan işbirliğini ortaya koyan otomatik makine öğrenmesi mantığı ortaya çıktı. Bugün de artık üretici yapay zekalarla yazılım geliştirme süreçlerinden bahsedeceğiz. Ben kendi şirketimin web sitesini uçtan uca bir yapay zekaya tasarlattırdım. Görselleri dahil olmak üzere, metinleri dahil olmak üzere. Ama Soner Hocama çok katılmıyorum. Burada yaratıcılık, doğru soru sorabilme, doğru istem yapabilme, doğru ifade edebilme gibi sınırlarla biz çevrilmiş vaziyetteyiz. Yaratıcılığı beslemediğimiz sürece de üretici yapay zekaların gölgesinde kalmaya mahkum olacağız. Mesleklerin ele geçirilmesi konusu şu anda da İngiltere'de bir başka doktora öğrencisiyle bu konuyu konuşuyoruz. Şimdi biz yapay zeka dediğimiz zaman ya da makine öğrenmesinden bahsettiğimiz zaman başarıyı mı bekliyoruz, performans bekliyoruz, bias dediğimiz ön yargıdan arınmışlığı bekliyoruz, açıklanabilir olmasını bekliyoruz. Ama burada tartışmadığımız bir kavram daha var ki bunu yazılımcılar çok daha iyi bilir. Ne kadar mükemmel bir sistem geliştirirseniz geliştirin, o sistemi verdiğiniz kullanıcı onu kabul etmek istemiyorsa sistem çalışmaz. Dolayısıyla biz toplumun yapay zeka kabulünü de değerlendirmeye almak zorundayız. Acceptability dediğimiz bir kavramımız var. Biz hep yapay zekayı düşünürken doktorları düşünüyoruz, efendim geliştiricileri düşünüyoruz, B2B düşünüyoruz. B2C düşünürken, işten müşteriye, son kullanıcıya tarafını düşünürken nedense biz son kullanıcıya sihirli bir değnek veriyoruz, mucizevi bir şey veriyoruz. Doktor senin kanserini doktordan daha başarılı kanserini tahmin edecek bir makine veriyoruz diyoruz ama gündelik hayatın içerisine entegre olan bir yapay zekanın toplum kabulünü değerlendirmiyoruz. Acceptability çok büyük bir problem olarak yakın zamanda karşımıza çıkacak. ChatGPT dediğimiz aslında ChatGPT üzerinden konuştuğumuz üretici yapay zekalar hayatımızda 4-5 yıldır var zaten ama daha basic seviyedeydi ya da ücretsiz değillerdi. ChatGPT'nin Kasım'ın sonu, Aralık'ın başı itibariyle tüm dünyayla paylaşılmasıyla beraber her seviyeden insanın bildiği, tanıdığı o mesajlaşma ortamı, WhatsApp'vari bir ortam, bir yapay zeka ile sohbet etmek için sunulmuş oldu. Bu önemli bir etken.
Ama bir diğer etken OpenAI'nin karnesi temiz. Bugün Google deyince, Meta deyince hepsinin geçmişinde bir kirlenmişlik var, bir şeylere karışmışlık var. OpenAI'nin yok. Ha, şunu diyebilirsiniz bu arada. Efendim işte OpenAI'nin yatırımcılarından bir tanesi, şu meşhur Cambridge Analytica'nın da yatırımcısı. Evet, yani hani biz temiz kalmasını umut ediyoruz. Burada üretici yapay zeka dediğimizde ChatGPT kelimeleri işleyebilen, bu kelimeler üzerinden bağlama hakim olabilen, aynı zamanda da hakim olduğu bağlama göre sorunuzu algılayıp size bir cevap üretmeyi endeksli bir makine. Midjourney, Stable Diffusion, Adobe Fly dediğimiz, DALL-E dediğimiz uygulamalarda görüntüyü alıp kelime ve görüntü arasındaki nesne eşleşmesini bilerek bunlar üzerinden yola çıkarak üreten yapay zekalar. Bunlarla sınırlı mıyız? Hayır. Mesela Mobert'ımız var. Müzik üretebiliyoruz. Ya da işte DID uygulamamız var. Görselini ürettiğiniz bir şeyi canlandırarak konuşturmanıza yardımcı oluyor. Bu ve bunun gibi yaklaşık 100'den fazla, muhtemelen belki 200'e de dayanmış olabilir, farklı üretici yapay zekalar var. Bu üretici yapay zekalar önümüzdeki 5 yıllık ekonomik anlayışı etkileyecek. Nasıl? Çok basit bir örnek vererek cümleyi vermiş olayım. Akıllı telefonlar çıktığında aslında akıllı telefonu ilk başta sadece konuşmak, mesajlaşmak, daha iyi oyun oynamak, daha iyi fotoğraflar çekmek için kullandık. Sonra bu akıllı telefonların üzerine app store'lar, uygulama marketleri inşa edildi ve akıllı telefon üzerinden bizim hayatımızı kolaylaştıran uygulamalara tanık olduk. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde de generative AI tıpkı akıllı bir telefon gibi hayatımızda olacak, ama bunun asıl market tarafını bize sağlayan şey üretici yapay zekayı dipte kullanan yeni nesil aplikasyonlar olacak. ChatGPT apileri olacak, Midjourney apileri olacak diyerek sözü devretmiş olayım. Teşekkür ederim. Evet, teşekkürler. Gerçekten ChatGPT'yi çok tartışıyoruz özellikle bu aralar. Akademi dünyasında tartışıyoruz. Tabii ki yapay zeka dünyasında farklı tartışmalar da söz konusu ama aslında hep bu tartışmaları görünce ki Soner Hocam'ın da sizin söylediklerinizde olduğu gibi sürekli tekrarlanan bazı şeyleri gördük. İşte teknolojinin iyi kullanımı, kötü kullanımı. İşte normalde yapay zeka dediğimizde aslında Soner Hocam da bahsetti. Eğitim teknolojinin de çok başarılı uygulamaları var. İşte mesela engeller açısından baktığımızda iş hayat dili altyazı seçenekleri uygulamasından tutun. En son chat seviyede resim betimlemesi yapıyorlardı görme engelli arkadaşlar ve çok doğru yaptığından bahsediyorlardı. Yani faydalı birçok yönü olmakla birlikte tabii ki olumsuz yönleri de tartışılıyor. Ki özellikle akademi dünyasında bilimsel etik anlamında çok tartışılmaya başlandı Soner Hocam. Ki bu konularda sizin fikrinizi çok da merak ediyorum şahsen. Ben de kafamda tartıyorum ama tam da net bir cevap vermiş değilim. Çünkü kolaylık sağlıyor bazı şeylere evet. Ama nereye kadar bu kolaylık, nereye kadar etik sınırları? Makale yazmaya başladılar. Şimdi artık o tartışılıyor. Makale yazması, tez yazması, diğer şeyleri yapması etik midir, değil midir gibisinden dedikten sonra sizin fikrinizi almak üzere sözü bırakıyorum. Gerçekten bilimsel etik anlamında yapay zeka işin neresinde? Şimdi o kadar hassas bir alana girdin ki sevgili Mustafa. Ama hadi ben kitabın ortasından bir şey söyleyeyim. Bana göre yapay zeka şimdiki akademik yayın camiasından daha ahlaklı. Onu söyleyeyim. Yani şu an elde o kadar kokuşmuş bir akademik yayın camiası var ki. Şimdi promosyon ona dayandırıldığı için hani yayın Akademik yap. teşvik. Ha, teşvik, işte doçent olmak mı istiyorsun, profesör olmak mı istiyorsun? Şimdi bizim gibi doğu kültürlerinde maalesef bu tür promosyonlar duygusal doyum için değil maaş artışı için istenen şeyler. İşte profesör olayım maaşım artsın. Şimdi bu bir sistematiğe bağlanmış. Şimdi hani 25 yıldır Türkiye'deyim. 25 yıldır çok insan tanıdım. Hem kendi alanında hem diğer alanlarda. Samimi bir şekilde hani iki cümleyi bir araya getiremeyen İngilizce cümleyi insanların yaptığı İngilizce yayınları defalarca gördüm. Yani zaten başka bir intelligence çalışıyordu arkada. Şimdi bu daha açık oldu. Şimdi bana göre bu daha ahlaklı. Neden? Şimdi sen oraya referansı veriyorsun değil mi sevgili Mustafa? Hani yeni yayınlar
Çok ilginç ya gerçekten. Yani yazar olarak da veriyor. Artificial Intelligence'ı şey olarak da veriyor. Hani kaynak olarak da veriyor. Şimdi bu böyle bir yere kaydık. Şimdi muhatap belli oldu sevgili Mustafa. İşte ben biliyorum ki onu X adındaki akademisyen arkadaş değil şu uygulamadan elde edildi o. Öteki türlü o arkadaş diyordu ki bunu ben yazdım diyordu ve biz bunu bilemiyorduk da. 40 yılda bir etik kurula yolluyorduk doçentlik dosyalarında. %90 oranında da hiçbir şey çıkmıyor o etik kurullardan. Yani ne yaparsanız yapın maalesef. Sizler de akademide meslektaşlarımsınız. Şimdi akademinin kokuşmuşluğu son 40 yıldır böyle. Bak şeye çok dikkat etmemiz lazım çocuklar. Akademi nasıl kokuştu? Önce biliyorsunuz Thomson Web of Science. Şimdi bu çok iyi niyetle kurulmuş bir firma ve temel bilimler için, temel bilimlerdeki yayın kalitesini korumak için kurulmuş bir firma. Bak bu zamanla neye dönüştü? Scopus'ta kurulunca özellikle karşı firma. Şimdi bunlar çok ciddi geliri olan firmalar. Yani akademinin ürününü üçüncü bir elden paraya çeviriyorsun. Şimdi bu kokuşmuşluğun altında bu yatıyor. İkincisi, akademiye gelen insanlar hani idealden dolayı mı geliyor? Hani çok mu idealistler? Mesela şey mi diyor işte ben öğretim teknolojisi alanına şöyle bir katkı yapmak istiyorum falan. Yok, böyle bir şey yok. Neden? Yayınlarına bakanlarsın. Popüler neyse onu basıyor. Zaten bir uzmanlığı yok adamın yani. Ne bulursa basıyor, ne tez olursa yazıyor, ne iş olursa yapıyor. Senin akademisyen dediğin bugün de İsviçre çakısı gibi. Her işe yarıyor. Ne? PowerPoint ver. Bak hiç yapay zeka lafını duymamış bir hocaya 15 slayttan oluşan PowerPoint ver, o dersi anlatır o gün. O sınıfa girer. Şimdi yapay zeka buna ne kötülük yapabilir ki? Yani bu kadar kötü bir sisteme yapay zeka ne kötülük yapabilir? Şimdi orada karşımıza çıkan en büyük belki de ne diyelim farkında olmamız gereken konu şu. Şimdi hatırlarsan Google özellikle. Ya Google'un bakış sesi çıkmıyor. Niye? Kendi zaten çok büyük bir marketi var ya. Niye sesi çıksın adamın? O zaten Google Search Engine'dan götürüyor. Yani bak şimdi Google çıktığında şöyle bir kaygı oluşmuştu Mustafa. Şimdi çocuklar internette search yapıyor. İnternette gördüklerini alıyorlar, kendileri gibi paragraflara koyuyorlardı. Hele bizim gibi İngilizce eğitim yapan kurumlarda, hele bir de İngilizce yazmada zorlanıyorsa, biz bununla çok karşılaşıyorduk. Karşımıza birden Turnitin çıktı. Aman Allah'ım dedik. Yani öyle bir şey, harika bir şey geldi ki karşımıza. Şimdi Turnitin'e sokuyoruz. Turnitin bize plagiarism var mı yok mu tespit ediyor. Şimdi Turnitin'le de baş edemiyoruz. Çünkü Turnitin'e senin adında giren her şey senin için plagiarism olmaya başladığı için bir de şimdi onunla uğraşıyoruz. Orası da çok zeki bir yer değil. Şimdi yapay zekada bizi çok alert etmesi gereken şu. Yapay zeka birinin söylediği bir cümleyi alıp sana vermiyor. Birebir vermiyor. Şimdi onun için Turnitin gibi programlarla falan bunu tespit etmek mümkün değil. Ama ya şöyle bir şeye dönüşürse, biraz Jules Verne gibi düşünüyorum ben. 80 günde devri alemi yazdığında ne düşündüyse artık o dönemde adam. Peki yapay zekanın kendisi bu research'ı yaparsa, bu beni rahatsız mı etmeli? Mesela benden iyi research yaptı. E ne diyeceğim ben şimdi? Parametreleri veriyorsun Mustafa. Senden daha iyi analiz ediyor veriyi. Hipotezleri daha iyi test ediyor ve daha iyi kestirimlerde bulunuyor. Discussion yapıyor. Ben şimdi buna şöyle mi diyeceğim? Hani avcı toplayıcıda ben işte saatte 8-9 kilometre hızla koşup ceylanı avlarken bu otomobil de nereden çıktı 110 kilometre hızla yanımdan geçsin. Ya bu konuda biraz şey düşünmemiz gerekiyor. Şu anda eldeki çok iyi bir şey olur sevgili Mustafa. Kaygılanırız. Şimdi insanlar diyor ki eğitim sistemi. Ya senin elinde ne eğitim sistemi var da sen neden kaygılanıyorsun? Yani akıllı teknoloji bundan daha kötü yapamaz ki eğitim sistemi. Zaten çok kötüsün. Sen şimdi şu pencereden bir bak. Bu kadar kötülüğün içinde bu bana nefes aldırır mı diye bak, değil mi? Senin o artificial intelligence application'ların birçoğu senin öğretmenlerinden çok daha iyi öğretir. Sen nitelikli öğretmen sokamıyorsun sınıfa zaten. Yani ben bu böyle bakıyorum Mustafa. Hani benim durduğum yer acaba akademi için etik.
Bak akademinin etik sorunları hep var sevgili Mustafa. Her anlamda var ama. Bu da şundan kaynaklanıyor. Şimdi bu bir, ya bak ben bu örneği hep veririm Emre bilir. Ya şimdi akademi Hakedemos'tan gelir. Hakedemos. Yunan savaş tanrısından gelir ismi. Platon onun için akademi demiştir okuluna. Hakedemos neye karşı Hakedemos? Ya o dönem insanlar neyle savaştı da akademiye Hakedemos dediler. İşte bu aklın üretmediği bilgiye karşı savaştı. Neydi akademinin üzerinde yazan Platon'un meşhur mottosu? Geometri bilmeyen giremez. Ya o zamanki matematik hani geometri. Niye giremiyor? Bak diyor ki analitik düşünmüyorsan burası senin için değil diyor. Analitik düşünmene cause effect ilişkileri. Yani ne neye neden oluyor ilişkisi. İnsanın beyni böyle çalışıyor. E tamam şimdi yapay zekanın arkasındaki bütün algoritmalarda bu değil mi? If'ten. Aslında insan zekasının erişebileceği, biyolojik olarak erişemediği ama elektronik olarak erişebileceği bir noktaya geldi. Bunun bize zararı olur mu ileride? Faydası olan her şeyin zararı da vardır Mustafa. Bunu sakın unutmayın. Yani bu dikotomistir, bu ikilemdir ama faydası olan her şeyin zararı da vardır. Şimdi önemli olan bu zararı alt miktarda aşağı çekebilmek ama faydayı çok yüksek miktarda yukarıya çıkarabilmek. Bu da şuradan geçiyor. Uygulama sayısı artmadıkça, vaka sayısı artmadıkça biz bunu nasıl regüle edebileceğimizi hiçbir zaman bilemeyeceğiz sevgili Mustafa. Yani olmayan bir şey üzerinden kaygı duymamamız lazım. Şimdi bak sosyal medya kullanımı, ekran kullanımı, çocuklarda kontrol dışı şu sıra farkında mısınız bilmiyorum. Odaklanma süreleri çok azaldı çocukların. Odaklanma olmayınca öğrenme de olmuyor takdir edersiniz. Çünkü öğrenme ciddi bir attention span gerektiriyor. Şimdi bak buradan çıkarız hiç şüpheniz olmasın. Ama bunu yaşadığımız için buradan çıkarız. Şimdi Artificial Intelligence'ın yaratmadığı bir probleme çare bulamayız. Ama problemler oluşsun, işte insanın en önemli özelliği, onun çaresini yaratır insanoğlu. Ben bu kadar çekingen davranmanın ya da bu işe hani çok da yok yok bir durmamız lazım orada. Neden? Case'lerin bir oluşması lazım. Oluşmamış case'ler üzerinden bence en senaryoya yazmamamız lazım. Ama Şebnem Hoca'nın bir yorumuna çok katılıyorum. Şimdi biz bu teknolojinin içine kullanıcı olarak girdiğimiz kesin. Üretici olabilir miyiz? Orada ben çok emin değilim. Çünkü biz de bu bilgisayar mühendisi. Yani kusura bakmayın. Yani bu bilim değil. Biz de devlete memur olursa daha çok maaş alsın diye kurulmuş bölümler. Yani hiç başka da bir karşılığı yok. Onu da direkt söyleyeyim yani. Öyle değil mi Emreciğim? Maaş fark yapsın. Şimdi biz bu computer science diye bakmadığımız için bu işe dikkat edin. Biz sürekli kısa vade faydalar üzerinden gitmeye çalışıyoruz toplum olarak. Bu bize şöyle bir dezavantaj getiriyor. Bu sefer arayı hiçbir zaman kapatamayabiliriz Mustafa. Korkunç bir şey oluşur. Yani acayip refah ülkelerle acayip loser ülkeler oluşabilir. Bu şey yüzünden, artificial intelligence yüzünden. Beni tek hani tedirgin eden o masanın etrafında biz oturamayabiliriz. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ve bunu bilim olarak çalışılması lazım. Ya matematik bilmeyen adama kodcu modcu diyorlar. Acayip gülüyorum. Yani böyle bir şey nasıl olur ya? Sen önce bir algoritma dediğin şeyin matematik olduğunu bir anla. Mantık oldu. Yani İngilizce öğretemem, matematik öğretemem, Türkçe öğretemem ama kodçu yetiştir. E bu da piyasayı vurdular. Yok ana rahminde kodlama diye satmadıkları şey kalmadı ya. Ayıptır ya. Ayıptır. Yani adam daha şeyi yapamıyor, matematiği anlamıyor. İlişkileri göremiyor daha, soyut düşünemiyor. Sen işte bir çocuğun gelişmesine müsaade et. O sana artificial intelligence application'lar da geliştirir. Ama bak ana mesleklerden hiç yok olmayacak mesleklerden bana bunu hep soruyorlar. Hani meslekler el değiştirecek hocam. Bak at arabalarını kim yaptıysa tren vagonlarını gene onlar yaptı. Tren vagonlarını kim inşa ettiyse Ford'un fabrikasında ilk işe girenler gene onlar oldu. Ford'un fabrikasından emekli olmuş adamlar uçak üretimine girdi.
Bu bir zincirdir. O yok oldu. Bu öyle değil. Evrim öyle değil. Bunlar farklılaşıyor ve insanın en önemli Homo sapiens'in özelliği adaptasyon. Anında adapte olur bu canlı. Bu canlının en güzel özelliği o zaten. O yüzden meslekler konusunda kaygılanmayın sevgili arkadaşlar. Ama bak meslekler konusunda ne var biliyor musunuz sevgili arkadaşlar? Artık lisanslı öğrendikleriniz sizi öyle 20-30 yıl falan götürmüyor. O dönemler bitti. Tamam. Kim kendisini değiştirebiliyorsa ve öğrenmekten vazgeçmiyorsa ve bir merakı varsa her yerde el üstünde tutuluyor bu kişi. Kim habire akşama kadar sosyal medyada geziyorsa, yok maç videoları falan seyrediyorsa kimse bu adamla çalışmak istemiyor hocam. Kendinize bunu kısıt olarak koyun, kriter olarak da bunu koyun. Yani adapte olabilen hayatta kalıyor. Bu kadar basit. Ama durduğun yerde gelsin bir sana kimse geldiği yerde bir şey vermez. Ha biz şöyle şanslıydık. Bizim eğitim aldığımız yıllar değişimin yavaş olduğu yıllardı. Ve biz biyolojik olarak buna ayak uydurabiliyorduk. Ama şimdi o kadar hızlı ki bu değişim. Ya siz biyolojik olarak evrileceksiniz ya da bu değişimi yakalayabilmek için daha fazla efor sarf edeceksiniz. Avantajları da var, dezavantajları da. Hemen son sözü Mustafa sana vereceğim sözü. Artificial Intelligence'ın bu akademiye yapabileceği hiçbir kötülük yok. Akademi zaten gereğini yaptı kendine. Sevgili Mustafa, daha kim gelip ne kötülük yapabilir Allah aşkına? İşte en berbat hali bu. Bütün dünyadaki bütün higher education tamamen kapitalize olmuş durumda. Tamamen firmalaşmış durumda. Ulvi amaçlarla falan artık kimse bilim yapmıyor sevgili Mustafa. Para nerede onun bilmi. Bak TÜBİTAK çağrılarına başlık neyse herkes onu çalışır. Bu kadar işte. Bilim dediğin bu. Teşekkür ediyorum Mustafa. Ben teşekkür ederim hocam. Gerçekten aslında çok çarpıcı noktalara bahsettiniz. Belki şöyle yanlış olmazsa özetleyebilirim. Ben de kendi düşüncemi de katarak biz hep aslında biraz teknolojinin kötülüğünden vesaire bahsederken yanlış konudan bahsediyoruz aslında. Biz burada birinci olarak bilim etiğinden bahsetmemiz, bilim etiğini öne çıkartmamız. Yoksa kişiler bilim etiğine uymadıktan sonra bunu her türlü yöntemle yapabilirler. Mesela hatta şu örnek size anlatırken aklıma geldi. Biliyorsunuz eskiden istatistik hesaplamaları hesap makinesinden günlerce yapıyorduk elden büyük tablolar çizip. Şimdi bir SPSS programı veya farklı istatistik programına biz bunu yükleyip 10 dakikada sonuç aldığımızda etik kuralları ilan etmiş olacağız. Orada nasıl yaptığından ziyade o yüzden ki özellikle yapay zekayla Şebnem hocamın da bahsettiği hususlar çok önemli. Biz bu yapay zekayla yaşayacaksak, bu teknolojiye olacaksak insan niteliğimizi artırmamız lazım. Etik değerlere bağlı yaratıcılık ve sorgulama özellikleri yüksek olan nesiller belki yetiştirmemiz lazım. Ancak o zaman belki biraz sonra Emre ve Taha arkadaşımızın gelecek yapay zeka teknolojilerinden bahsedecek. O teknolojilerde bir aktör olmamız için oldukça önemli olur diye düşünüyorum. Sözü buradan da hemen Emre Bey'e vereceğim ama sorulara bakıyorum bir taraftan. Paslayabileceğim sorular. Yapay zekanın bilinç kazanması mümkün müdür diye soru var. Bir soru da yapay zekanın bir sonraki adımı yapay zekanın daha üst bir yapay zeka yazması mıdır diye iki soru var. Şimdilik Emre Bey'e bu sorularla paslayayım. Kendisine aynı zamanda bu yapay zeka nereye gidiyor sorusunu da ben sormuş olayım. Fakat diğer konuşmacılarımızdan bu sorulara eklemek yapmak isteyenler de araya katılabilir. Buyurun Emre Bey. Hocam ben aradan seçsem bunları seçerdim. Çok güzel sorular denk geldi. Çok uzun konular tabii. O yüzden çok kısacık değineceğim. Hem bilinç meselesi hem de transcendence meselesi apayrı uzun uzun konuşulmayı hak eden konular. Ya yapay zeka bilinç kazanır mı, kazanacak mı bilmiyoruz. Bu çok tartışılan bir konu. İki tarafın da haklı argümanları olan, iler tutar argümanları olan bir konu. Ben şahsi görüşümü söyleyebilirim. Merak edenler için başka bir zaman tarafların ne söylediğini de ayrıntılı ele alabiliriz. Ben olası görmüyorum açıkçası. Yani AGI denen genel yapay zeka, Artificial General Intelligence denen şeyin tanımının birazcık bilinçten kabiliyet odaklı bir tanıma kayacağını ben yapay zeka ilerledikçe düşünüyorum. Bu ne demek? Yani insanı aşan kabiliyetlere sahip
bir model anlamına gelecek bence. Ama bilinçli model dediğimizde mesele zorlaşıyor. Çünkü evvela bizim bilincin ne olduğunu bir tanımlayabiliyor olmamız gerekiyor. Ya bunu modelleyebiliyor olmamız gerekiyor ki elimizdeki ortaya çıkan yeni zuhur eden model her neyse onunla ilgili bir referansımız olsun. Şu an kendimiz cevabını bulamadığımız bir soru üzerine çok fazla hani felsefik bir egzersiz olarak güzel ama onun dışında eğer derdimiz entelektüel egzersiz değilse çok da enerji harcamayı da anlamlı bulmuyorum açıkçası. İkinci soruya geçecek olursak, ikincisi şeydi galiba değil mi hocam? Yapay zeka kendisinden daha yetenekli bir başka yapay zeka Evet. modeli ortaya çıkarabilir mi? Evet. Teorik olarak evet. Örneği var mı derseniz, doğru yerden koyarsak tanımları, çizgileri evet. Ama burada sorulan soru tabii çok daha büyük ölçekte soruyor tahmin ediyorum bunu. Birazcık Skynet'i soruyor aslında bize. Yani makinelerin yarattığı daha güçlü makineler mümkün mü? Bilinç tartışmasıyla da ilişkili bu arada bu soru. Bence bilinç tartışmasında bunun mümkün olduğunu savunan tezler içerisinde daha kuvvetli olanı da bu açıkçası. Hani emergence zuhur edecek, yeterince kompleksleşirse bilinçlenecek. Onlar bana biraz metafizik geliyor. Ama eğer öyle bir şey de olabilirse, bu bir ihtimalse bence bu yöntemle ancak olabilir. Neden söylüyoruz? Bu da hala metafizik. Çünkü modelleyebildiğimiz, kestirebildiğimiz bir şey değil ama şöyle gözlemlerimiz var. Popüler ve bugünün konusu olduğu için oradan vereyim. Başka örnekler de var. Bu GPT serisi dil modelleri train edilirlerken, eğitilirlerken, tasarlanırlarken farklı dillere kabiliyetlerini genellemeleri gibi bir konsern yoktu. Yokmuş daha doğrusu ya yani öyle raporlandı. Yani böyle bir hedef hiçbir zaman yokmuş. İngilizce özelinde dil kabiliyetleri geliştirmeye odaklı bir devasa proje bu. Ama diğer dillere bu yeteneği bu kadar yüksek başarımla genellemesi epeyce beklenmedik bir şey. Dolayısıyla aslında tam da sorunun sorduğu şeyin bir örneği. Yani yaratılan bir model ondan öncelikli ve mutlaka beklenmeyen bir kabiliyeti ortaya çıkardı. O kabiliyet de başka kabiliyetleri ortaya çıkardı diyeyim. Parantezi kapatayım çünkü dediğim gibi bu konular üzerine saatlerce konuşabiliriz. Çok da keyifli konular. Nereye gidiyor? Gelecek konusu. Bu da spekülasyona açık bir konu. Bir de ben herhangi bir teknolojinin ya da herhangi bir toplumsal konunun geleceği mevzu bahis edildiğinde hep şunu söylüyorum. Birazcık teknoloji tarihi, birazcık uygarlık tarihi bilen herkes bilecektir ki insanoğlunun güçlü kaslarından biri geleceği tahmin etmek değil. Bu konuda çok kötüyüz. Yani bu konuda konuşmayı çok seviyoruz ama tahminlerimiz yerinde olduğundan çok daha fazla yanılıyor. Ben o yüzden şöyle bir cevap kurguladım kafamda hocam sizi dinlerken. Neler olacak gelecekte? Ben dört başlık altında toplayacağım. Yine bu da geniş bir konu. Belki Taha Bey de girmek ister bu konuya. Ben dört başlık altında toplayacağım. Başlıklarında karşı tarafta netleşmesi için birer örnek vereceğim. Yoksa nereden ele aldığımıza göre bu da epey uzun bir konu. Bir, ne gelecek yapay zeka ile birlikte hayatımıza? Hatta gelmeye başladı. Doping, güçlendirilmiş yetenekler. Yani zaten kullanmaya alışık olduğumuz bazı yetenekler daha da güçlü hale gelecek. Şunu söylemek istiyorum. Kelime işlemciler epey bir süredir hayatımızda galiba artık dördüncü 10 yıl oldu 90'ların başını varsayarsak. Word ya da o işte Google Docs gibi uygulamalar artık hayatın içinde yadırgamadığımız uygulamalar. Bu alıştığımız, sık kullandığımız yetenek şimdi YZ destekli, yapay zeka destekli yazım asistanlarına dönüşüyor yavaş yavaş. Biz zaten bilgisayardan dil bilgisiyle ilgili, imla ve noktalama kontrolüyle ilgili, autocomplete ile ilgili yardım alıyorduk, biçimlendirme ile ilgili hakeza. Artık şununla ilgili de yardım almaya başladık ve bu yardımın kalitesi giderek artacak. Bize fikirler de veriyor, kompozisyonumuzun parçalarını da oluşturuyor. Üslubunu değiştirmemize yardımcı oluyor. Daha kısaltıyor, daha uzatıyor vesaire. Dolayısıyla güçlendirilmiş yetenekler cinsinden hayatımızda olacak. Şu an kullandığımız birçok yeteneği daha güçlü hale getirecek. İkincisi benim en sevdiğim asistan hüviyetine bürünecek. Tamamen bir asistan hüviyetine bürünecek. Hatta çırak daha da güzel bir kelime bence burada asistana nazaran. Yani kullanıcının öğretme kabiliyetine bağlı olarak kabiliyetinin tavanı belli olan
bir çırak gibi yanımızda olacak. Her bir niş alan için, her bir alt uzmanlık alanı için yapay zeka asistanları geliştireceğiz. Çoktan başladık geliştirmeye. Bir kısım modeller doktorlara yardım edecek, bir kısım modeller öğretmenlere, bir kısım modeller finansçılara yardım edecek, bir kısım modeller de araştırmacılara. Ama oradaki kilit nokta şu, replace etmekten bahsetmiyoruz, ikame etmekten bahsetmiyoruz. Aksine ortalama bir insana derdinizi anlatmak çok zor, ona öğretmek mesleğinizin inceliklerini çok zor. Dolayısıyla onu bir asistana, çırağa çevirmek büyük emek istiyor. Çok daha minimal bir emekle siz ne kadar iyi derdinizi anlatabiliyorsanız, zaten hem Soner Hocam hem Şebnem Hocam bir vurgu yaptılar oraya. Derdinizi ne kadar iyi anlatabiliyor, bağlamı ne kadar iyi tanıtabiliyorsanız o kadar kabiliyetli, o kadar çok yönlü asistanlar şeklinde yanımızda olacak. Bunun da şu ana kadar gördüğümüz en iyi örneklerinden bir tanesi garip bir şekilde hukuk tarafında. Bilmiyorum hiç karşınıza çıktı mı ama çok. Ben aslında iyiyimdir. Tırnak içinde Osmanlıca ya da eski Türkçe kelimelerle aram iyidir. Ama ben de çok zorlanırım hukuki metinleri anlamakta. Legalese Decoder diye bir uygulama var. Teknik hukuksal metinleri veriyorsunuz. Ortalama insanın anlayacağı şekilde muhakeme geliştirip size consultancy sağlıyor. Yani bu parantezi de kapatayım. Asistan hüviyeti ikinci başlık. Üçüncü başlık neler ortaya çıkacak? Yeni etkileşim tipleri ortaya çıkacak. İnsan makine etkileşimi anlamında. Örnek verince belki daha netleşebilir. Sohbet ederek verileri keşfediyor, analiz ediyor olacağız. Daha önce sizin söylediğiniz gibi hocam, SPSS gibi, Stata gibi bu amaca matuf uygulamalarla yapabildiğimiz analizleri doğal dilde sohbet ortamında yapabileceğiz. Ki bunu şu an yapabiliyoruz belli ölçekte. Bir iki yıl içinde bu kabiliyetin artacağını tahmin ediyorum ben. Örneğin basit bir sentiment analizisi, yani bu önümdeki veri setinin duygusu olumlu mu, olumsuz mu, nötr mü? Basit bir sınıflandırma, bu veri setinde en çok tekrar eden şikayetler, en çok tekrar eden övgüler neler vesaire gibi sohbet bazlı veri analizi yepyeni bir etkileşim tarzı. Bir başka yeni etkileşim tarzı sesle resim çizmek örneğin. Yani konuşarak ifade ortaya çıkardığınız ifadenin görsel bir ifadeye dönüşmesi. Bildiğimiz ve alışık olduğumuz bir etkileşim tipi değil. Kelimelerle video ya da film çekmek. Yani yazdığınız skriptin sentetik bir prodüksiyona dönüşmesi. Bunlar daha önce bildiğimiz türde insan bilgisayar etkileşimleri değil. Niye buna parantez açıyorum? Çünkü yeni bir insan bilgisayar etkileşimi keşfettiğinizde eğer bu kabul görürse, yaygınlaşırsa bunun bir uzmanlığı, bunun bir araştırma alanı, bunun prensipleri ve bunun pratisyenleri ortaya çıkıyor. Dolayısıyla yeni bir şey doğuyor oradan. Her bir yeni etkileşim tipi o anlamıyla önemli olacak. Son olarak da tabii ki yeni iş modelleri doğuracak yapay zeka. Çoktan doğmaya başladı zaten. Yani geçtiğimiz 10 yılda başlamıştı. Bu yeni nesil üretken ya da üretici Şebnem Hocam'ın şerhiyle, modellerle birlikte bir kambriyen patlaması da oldu. Belki o terimi açmakta fayda var. Hani fosil biliminde belli bir hızda fosillerin yayılımı gözlenirken kambriyen dönemde anlamlandıramadığımız şekilde bir anda çeşitlilik ve sayı artıyor fosillerde. Buna hakikaten yapay zekanın kambriyen patlaması diyorlar. Benim de hoşuma gidiyor. Altı dolu bir ifade, çünkü ChatGPT'nin başlattığı hype'la bir beraber milat alırsak son 6 ayda 3000'den fazla yapay zeka temelli startup oluştu. 6 ayda 3000'den fazla global ölçekte. Daha korkunç olanı birkaç yüz tanesi öldü bile bu startupların. Yani bir ürün ortaya çıkarıp bir iki ay boyunca ilgi alaka toplayıp müşteri toplayıp başka bir büyük balık tarafından yutuldular bile. O yüzden iş modelleri önemli. Bu da iki türlü olacak. Bir tanesi hali hazırdaki iş modelleri yapay zeka destekli olan ve olmayan şeklinde yarışlara sahne olacak. Sizin bir kod editörünüz var. Visual Studio Code yazılımdan girdik, oradan vereyim örneği. Benim de bir kod editörüm var. Sizinki klasik alışa geldiğimiz nitelikleri sağlıyor. Ben bir de insanlara GPT'den alıştığınız şekilde işte kelimelerle kodu yazma, fonksiyonu evirip çevirme, bir dilden diğerine geçirme, refaktör etme gibi özellikler sunuyorum. Çok zorlu bir rekabet olacak. Dolayısıyla her türlü ürünün
hemen hemen diyelim her türlü ürünün yapay zeka destekli olanı şansını deneyecek. Bazıları kazanacak, bazıları kazanamayacak. Daha ilginci ise hiç var olmayan piyasalar, marketler ortaya çıkacak. Sentetik ses, sentetik görseller, sentetik metinler, sentetik video. Benim favorim ama hiçbiri değil. Bunlar biraz daha yaygın, daha sıcak geliyor ortalama insana. Ama benim favorim sentetik veri üretimi. Bu da çok enteresan bir mevzu. Yani sentetik veri şey değil bu arada. Yanlış veri, false veri değil. Gerçekçi, makul ama otantik bir kaynaktan gelmeyen veri. Sentetik veri üretenler neden önemli olacak? Şu açıdan, şu anda biliyorsunuz bizim niteliklerimizi modellemek için sicilinin kirli olduğundan bahsettiğimiz bu beş büyükler büyük paralar harcıyorlar bizim verilerimizi elde etmek için. Ve onların üzerine bir takım modeller train ediyorlar ki bu çok pahalı. Yani ahlaki sınırlıklar pek durdurmuyor onları, etik sınırlıklar, ama maliyet durduruyor bazen. Birkaç örnek çalışma gördüm. Sentetik veriyle model train etmek üzerine. Hiç daha önce mesela benim hayal dahi etmediğim bir şeydi. Bir 5 yıl, 7 yıl önce benim hafızalamda olmayan bir şeydi. Bugün düşünemediğimiz bazı olanaklarda düşüncenin ötesinde iş fikri olarak hayatımızda olacak diye tahminde bulunuyorum. Ama ilk söylediğimi söyleyip kapatmak istiyorum. Biz insanlar olarak, insan toplulukları olarak geleceği tahmin etmekte çok başarılı değiliz. Evet, teşekkürler. Sorularımızın da cevapları aslında almış olduk sizden. Ki aslında yapay zeka konusu, evet, oturum yaparken de soruları ele alırken de bakıyoruz. Çok geniş, yelpazeli bir konu. O yüzden mümkün olduğu kadar dört tane başlıkta toparladınız. Sizin biraz bıraktığınız yerden aslında daha devam etmek istiyorum. Ki bir benzer de bir soru var zaten. Taha Bey'e de onu sorayım. Genç arkadaşlar bizi takip ediyorlar. Onlar bir soru sormuş galiba. Yapay zeka ve yeni nesil teknolojiler ile nasıl girişimci olursunuz? Ki siz de en son kısımda biraz bahsetmiştiniz. Taha Bey'le bunu biraz daha açalım. Daha sonra da son tura geçip oturumu tamamlayacağız yavaş yavaş. Taha Bey, buyurun. Merhaba. Şimdi benden önce söylenenlerin birkaç noktasını farkındalık sağlayıp devam etmek istiyorum. Öncelikle Soner Bey çok güzel bir noktaya değindi. Kelime dağarcığı ve yaratıcılık. Ben de dün ya da ondan önceki gün ChatGPT üzerine bir araştırma yaparken gerçekten şunu sordum. Ya dedim, bu iş bu kadar kolay değil ki. Hani bu araştırma yapmak, yani yazdığım bir kelimeyi, yani direkt aslında aldığın şey istediğin şey olmuyor. Doğru soruyu sorabilmek ve işine yarayacak olan şeyi sormak önemli. Bence bu, yani o kadar da kolay değil. Hani herkes şey moduna geçti birdenbire. Artık tüm sektör bitti. Artık bir şey geldi. Tüm her şey yıkılacak. Aslında tam tersi. Şimdi bunu kullanan insanlara bir talep var. Yani aslında krizi fırsata çevirmek bence burada çok yerinde bir şey. Şimdi herkeste bir telaş başladı. İşte şirketler artık gerek olmayacak. Ama şu da var. Regülasyon eksiği var. İkinci olarak insan faktörü var. Şimdi istesek Türkiye'de bir günde her şeyi otomatik yapabiliriz. Hadi bir gün olmasın, bir ayda. Ama bu kadar insan gelir, yani normal, hani sosyal devlet anlayışına göre bu tamamen imkansız. Ama Estonya gibi ülkeler, %99'u şu an dijital olan bir ülkeden bahsediyoruz. Küçük bir ülke, 1,5 milyonluk bir ülke. Tüm altyapısını blockchain'e, dijitale çekti. Gayet de güzel yapıyor. İşte yaklaşık 15 dakikada rekor sürede şirket kurulumu da var. Şu an Estonya reklamı gibi oldu ama genel olarak aslında gerçekten yapılabilir ülkeler var. Ama burada insan faktörü var, maliyet faktörü var. Efendime söyleyeyim, bunu kullanacak insan faktörü var. Yani aslında o kadar korkulacak bir şey değil. Onu söylemek istiyorum. Diğer kısım yaratıcılık. Ya gerçekten yaratıcılığı biz 5-6 yaşından sonra kaybetmeye başlıyoruz. Bu hani benim söylediğim şey değil. Raporlara da bakarsanız işte 4-5 yaşındaki bir çocuğun yaratıcılığı zaman içerisinde maalesef azala 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 en son işte 9-5 arası bir çalışana dönüyor. Bu da çok üzücü bir şey. Bence insanın içindeki çocuğu, içindeki yaratıcılığı hep tutması lazım. Bu anlamda yapay zekadan ayrılan insanlar bunlar. Yani böyle bir kitledeyseniz bence büyük bir artıdasınız. Bunu bir söylemek istiyorum. Diğer kısma geliyorum. Burada da geleceği tahmin konusunda Emre Bey çok güzel bir şey söyledi. Şimdi gerçekten geleceği hepimiz bir şey söylüyoruz.
Hep bir komplo teorisi var fark ettiyseniz. İşte aşı olsun, kuantum olsun, blockchain olsun, kripto olsun, metaverse olsun. Ama hep şey yani bir komplo. Yani bir mantıklı bir temel yok. İşte ondan ben de açıkçası geleceği insanların tam olarak kavrayamadığını düşünüyorum. En azından bazı insanlar kavradı. Yaratıcı olanlar, işte kelime dağarcığı. Son olarak da şimdi Albert Einstein'ın aslında herkes şey zanneder yani çok çalıştı ve imkansız denilen şeyleri yaptı. Aslında Albert Einstein'ın hayatına baksanız çoğu yaptığı şeyi düşünerek buldu. Karısının hatta çok güzel bir şey var. Bakarsınız diyor ki çalış mesela 10 saat çalışıyorsa bir o kadar gidip keman çalıyor. Yani bu yaratıcılığı besleyen bir süreç. İşte sağ lob sol lob meselesi. İşte bir yaratıcılığı da desteklemek lazım. Bence bu anlamda düşünmeyi ötekileştirmemek lazım. Yapay zeka şu an bizim için çok güzel bir araç. Belki ileride bilinçli de olabilir. Hiç bilemiyoruz ama halen bir 50-60 yılımız var. Bunu doya doya kullanalım diyorum. Şimdi girişimcilik kısmına gelelim. Benim açıkçası daha tecrübeli olduğum bir kısım. Biz şey konuşuyorduk bir arkadaşımla işte iş mülakat süreçlerinde makine öğrenmesiyle profillemeye konuşuyorduk. Belki fikir verir diye anlatıyorum. Orada arkadaşım şey dedi işte hani bunların train edilmesi var, test edilmesi var. Yani hiç bilmeyen insana şöyle özetleyebiliriz. Belirli bir bilgi yığını var. O yığın içerisinde aslında bir nevi madencilik yaparak ve aynı şekilde modele bunu öğreterek bir nevi bir model oluşturuyor. Yani teknik kısmına girmeden en azından böyle diyebilirim. Orada da arkadaşım şey dedi ya dedi bunun süper bilgisayarları var işte ChatGPT büyük süper bilgisayarlar kullanarak aslında modelleri geliştiriyor dedi. Ben dedim biz de bir tane süper bilgisayar alalım dedim. Hani madem öyleyse dedim biz de alalım. Yani büyük bir sevinçten işte Google'a girdim. Yazmaya başladım. Sonra 1 milyar dolarlık bir maliyeti olduğunu öğrendim. Burada tabii ki girişimci olduğumuzdan dolayı pes etmedik tabii ki. Yani burada demek istediğim aslında maliyetli bir süreç de var. Yani yok değil. Bunun büyük yani süper bilgisayarlar. Şimdi Allah bilir ChatGPT'te kaç tane süper bilgisayar var. Şimdi 1 milyar dolarlık bir tanesinden bahsediyoruz. Bunun kurulumu, teknik bilgisi, temizliği, işte onarımı, bakımı ya büyük bir maliyet. Orada benim de cahilliğime geldi dedim. Hani o zaman biz de bir tane alalım da maksat hani bizim modeli de geliştirelim. Hemen başlarız falan. Orada maalesef öyle gitmedi. Ha bunun diğer yolu nedir? Kendi iş fikrinizi bulursunuz. Sunucular kiralarsınız. Kendi laptopundan başlarsınız. Bunlar hepsi olası şeyler. Hani ilk başta çok yüksek hedefiniz yoksa kendi laptopunuzdan da bir model yani train edip oradan da başlayabilirsiniz. Hiç bilmeyen insanlara benim tavsiyem yani karşınızdaki insanın sorununu çözmeye odaklanın. Ya bizim sorunumuz neydi? İnsanları doğru adayı bulmak. O konuda bir çalışmamız var. Ama genel olarak sizin çözdüğünüz bir sorun varsa değer de oradan kazanıyorsunuz. Şimdi sabahtan beri burada ne konuştuk? Hep bir değer üretmeden konuştuk. Bu da yani yapay zeka bir değer üretiyor ama sizin de üretebileceğiniz, aslında yaratıcılığınızı ön plana koyarsanız kimsenin yapmadığı bir şeyi yapabilirsiniz. Bu konuda böyle bir özet geçebilirim. Başka hani şey OpenAI'nin geçmişi hakkında da Şebnem Hanım bir şey söyledi. Onda şu an kötü değil ama şu an onun altını çizmek istiyorum. Çünkü orada ben de birazcık hinlik yaparak habire şey soruyorum OpenAI'ye. Yani diyorum ki hani şimdi sen bizim verilerimize erişmiyorsun ama dedim hani OpenAI erişiyor mu? Diyor ki bu konuda bir bilgim yok. Ama kendisine sorduğunda kendisi kesinlikle reddediyor. OpenAI reddetmiyor. Ben burada şöyle bir tereddütüm var. Hani iyi şeyleri söyledik, kötü şey de söylemek lazım bence. Burada acaba OpenAI bir profilleme yapıyor mu? Yani bizi profilliyor mu? İşte şu kullanıcı şunu yapar, şu kullanıcı şunu yapar. İşte Türkiye'deki bir kullanıcının ortalama faaliyeti budur gibi. O konuda bir şüphem var. Ama genel olarak OpenAI'nin güzel yanı Scale diye bir yapay zeka da var. Bilmiyorum takip ediyor musunuz? Scale adında. O da yaklaşık 23-24 yaşında bir genç bir arkadaşın ürettiği yani kurduğu bir şirket. Onlar da aynı şekilde belki OpenAI'ye rakip olan rakip değil ama birçok alanda girişimcilik faaliyetlerini gördüğümüz yani büyük fırsatların olduğu bir sektör yapay zeka bence. En son olarak da şey söylemek istiyorum. Metaverse bir balon olabilir ama yapay zeka kesinlikle bir balon değil. Burada chatten geldi. Bence Metaverse bir balon
değil gibi diye düşünüyorum. Yapay zekanın da bir balon olduğunu düşünmüyorum. Yani gerek kendi sektörümüz olsun, Metaverse'ün ileride daha bir önem kazanacağını düşünüyorum ama bence bir şeyin balon olup olmayacağı o insana katacağı değerle alakalı. Yani bundan 10 yıl önce biz alışveriş yapmayı düşünüyor muyduk? E-ticareti düşünüyor muyduk? Ya yani insan hiç bakmadan ayakkabı alır mı diyorduk hatırlarsanız. İnsan hiç giymeden ürün mü alır? İnsan hiç giymeden pantolon mu alır? Ama şu an yapıyoruz. İleride de Metaverse'ün bence bu konularda da değineceğini düşünüyorum. Genel olarak bu şekilde özetleyebilirim. Evet, çok teşekkürler. Ben balon kısmından hemen birkaç şey ekleyeyim ki Soner Hocam da aslında biraz bahsettiği konuşurken biz bazı kavramları, bazı şeyleri o kadar çok tadını kaçırıyoruz ki. Yani projelerde birçok yerde yarışmalara gidiyoruz. Başında yapay zeka, işte yapay zekalı şu, yapay zekalı bu, yapay zekalı bu. Yapay zeka varsa çok büyük bir teknoloji gibi. Yani balon halini aslında biraz biz getiriyoruz maalesef. Ki hatta güncel örnek işte biliyorsunuz futbol federasyonu hakemle ilgili tartışmaları bitirmek için ne yaptı? Yapay zeka belirliyor dedi. Tüm topu yapay zekaya attı. Kötü olan yapay zeka oldu şimdi gibi. Böyle genel bir konu var. Soru kaldı. KVK ile ilgili bir sorun. Burada da aslında şöyle bir şey var. Yapay zekanın topladığı veriler KVKK'ya aykırı değil mi? Evet, aykırıdır belki ama burada aslında tartışılması gereken şu. O verilerinizi internet ortamında neden bırakıyorsunuz? Yani burada suçlu aslında o verileri toplayan yapay zeka mı suçlu? Yoksa verileri serbest bir şekilde internette paylaşan kişiler mi suçlu? Böyle bir şey var, çarpışma var. O açıdan da belki tartışılır. Yine benim aklıma gelen bir şey, sizler de belki ekleme yaparsınız. Ben hemen son sözleri vermeden önce kafamdakileri söylüyorum. Özellikle ChatGPT veya diğer yapay zekaların bize bilgi verirken yanlış bilgi vermesinden bahsediliyor. Ki şimdi yanlış bilgi evet ama bu yanlış bilgiyi nereden alıyor? Yani birileri bir yere yazıyor, bir veri oluşturuyor ve bu veriyi topluyor. Bizim belki Soner Hocam'la ilgili bahsettiği noktaya geleceğiz. Şimdi bizim yazılan kitaplarda, yazılan makalelerde o kadar çok hatalı veri, o kadar çok yanlış veri var ki bunları denetleyen, bunları doğruluğunu test eden olmadığı için o büyük veri, big veri dediğimiz datayı aslında bizler oluşturuyoruz. O yüzden burada tüm suçlar biraz yanlış bilgilerde yapay zekaya atmamak lazım. O yanlış bilgileri belki kontrol etme altına almamız gerekiyor diye düşünüyorum. Gerçekten zevkli bir sohbet oldu. Ben sözü son olarak sizlere vereceğim. Yine Şebnem Hocam'dan başlayarak aklınıza gelen son noktalar ve bizi dinleyenlere vermek istediğiniz son mesajları birkaç cümleyle toplayalım. Şebnem Hocam buyurun. Çok teşekkür ederim Mustafa Hocam. Şimdi bir kere önce yetenek kavramından bahsedelim. Yetenek hep insanı kendisini çok özel hissettiren, toplumdaki diğerlerinden ayrıştıran bir şey ve biz bu yetenek uğruna, yani yetenekli olmak uğruna her zaman her geleni tepki gösterdik. Bakacak olursak İbrahim Müteferrika'nın matbaayı getirmesinden önce yazı yazabilmek bir yetenekti. Hat bir yetenekti. Onun Hüsnü Talih gibi farklı yöntemlerle yazılabilmesi önemli bir yetenekti. Ama aynı zamanda bilimin yayılması için bir araçtı. O yetenek yeterli miktarda tanımlanabilir, formülize edilebilir. Bir matematikçi olarak bunu söylemekte bir beis görmüyorum. Taklit edilebilir hale geldiği an onun bir makinesi çıktı. Resim yapabilmenin, tasarım yapmanın, dijital tasarım yapabilmenin, internet üzerinde biriken verisi bunu bir yetenek olmaktan çıkardı, bunu makine için formülize edilebilir hale getirdi. İyi şiir yazmanın, fıkra yazmanın, metin yazmanın belli ölçüde kuralları birikerek çıktığı için bu formülize edilebilir hale geldi ve bugün ChatGPT'den bahsediyoruz. İnsanoğlu yeteneğini biz matematikçiler ya da geliştiriciler için yeterli derecede formülize edebileceğimiz şekilde veri üretirlerse her yetenek makineye kazandırılabilir. Tabii bu yeteneğin belli alt seviyelerden başlayarak üst seviyelere doğru taklit edilmesi zaman içerisinde gerçekleşecek. O yüzden şu anda ilk defa insan bütün kavramlarda öznesi olduğu bir şeyin öznelik durumunu paylaşabileceği bir role erişti. Üretme kavramında,
İntihal kavramı da, hırsızlık kavramı, bunlar da hepsinde insan öznedir. Bir insan başka bir insanın emeğini çalar. Bir insan başka bir insanın izni olmadan bir şey alır. Şimdi ilk defa makine de topa girdi ve insan makine topa girdiğinde bu özneliği nasıl paylaşacağını, kavramlarını yeniden nasıl dizayn etmesi gerektiğini düşünmek zorunda. Günün sonunda bizi kurtaracak iki şey var. Dil becerimiz ve matematik bilgimiz. Dil becerimizi geliştiremediğimiz sürece ben hep öğrencilerime de hala ödev veririm. Gidin işte Goryat Baba'nın o 40 sayfalık tasvirini okuyun derim. Hocam ne alaka derler? Çünkü beynin muazzam bir jimnastiğe ihtiyacı var. O perdenin sarı renginin üstündeki kırmızı kanatlı böceğin bilmem nesini oturup dizayn edebilmesi, tıpkı kendisine gelen her prompt için bir görsel oluşturabilmesi, yeteneğini, kapasitesini arttırmaya ihtiyacımız var. Yeni sinerjileri oluşturamayız ama yeni ağlar oluşturabiliriz. Dönem yeni ağlara, insanın kendisine, beynine yatırım yapma dönemi. Bunu vurgulamak istiyorum. Bir küçük hatırlatma da şöyle yapmak istiyorum. Makinenin yanlış üretimi aslında tam olarak son 2 aydır yapay zeka halüsinasyonu ya da confabulation, uydurma durumu olarak kabul ediliyor. OpenAI arka taraftaki gerçekte de öğrenme kümesinin ne olduğunu, dil modelinin yapısını, öğrenme felsefesi reinforcement tabanlı ise buradaki amaç fonksiyonunu, bazı şeyleri açmadığı sürece biz halüsinasyonun ve confabulation'ın tam olarak karşılığını, kaynağını bilemiyor olacağız. Bir grup insan yapay zekanın doktorluk, veterinerlik alanında ChatGPT'nin etkin bir şekilde kullanılabileceğini örneklerini sunarken ve savunurken dünya genelinde bir diğer grup insan ChatGPT'nin asla birlikte alınmaması gereken iki ilacı nasıl şiddetle tavsiye ettiğini de paylaşır. Sam Altman'ın da dediği gibi tehlikeli olan insandır, makine değildir. Dolayısıyla burada kukla konumunda olan bir ChatGPT'ye, üretici yapay zeka, Midjourney, artık ne derseniz korkutucu olarak bakmamak, burada aslında onu insan seviyeli olarak düşünmemek, henüz çok bebek adımları eşiğinde gelişen bir şey olduğunu kabul etmek, direksiyonda hala insanın olduğunu, hala insanın kötü olduğunu unutmamak gerekir diye de eklemek isterim. Çok teşekkürler Sevdim Hocam. Evet, Soner Hocam, sizle devam edelim. Son cümlelerinizi alalım. Evet, ben çok keyif aldım arkadaşlar. Teşekkür ederim sizlerle birlikte olmaktan. Çünkü her birimiz farklı bir şeyiz yani gerçekten. Böyle farklı insanların bir araya gelmesi çok güzel. Anladığım kadarıyla Taha girişimci. Bir entrepreneurship suratı var zaten Taha'nın. Şimdi ben Taha'ya bir tavsiyede bulunayım, öyle kapatayım. Evet, ileride biliyorum bir yatırım yapacak alan arıyorsun. Bak, 1950'de Türkiye'nin yaş ortalaması 46 idi Taha. Şu anda kadınlar 82 yıl yaşıyor. Ve insanlar tarihinde ilk defa kendilerini önemseyecek, kendilerini düşünecek bir rahatlığa erişti. Tarihte bundan önce böyle bir devir yok. Savaşlar bitti, kıtlıklar bitti, hastalıklar azaldı ve uzun yaşıyor, çok uzun yaşıyor. Tamam. Sen ne yap, ne et, şu iki şeyin algoritmasıyla uğraş. Bir, karşı cinslerin ilişkisi algoritması. İkisi de, ikinci de çocuk büyütme algoritması. Bunu hangi artificial intelligence çözerse köşeyi döner. Niye? Tarih boyu insanın beceremediği iki şeydir bu. Tamam mı yavrum? Buna kafa yor. Bak, ondan sonra Elon Musk falan adı mı anılıyor? En fazla Taha'yı anarlar ileride. Çok teşekkür ediyorum. Çok Biz teşekkür ederim. teşekkür ederiz hocam. Evet, Emre Bey, sizin son ekleyecekleriniz neler? Soner hocam %100 haklı. Şey açısından da haklı. Yani problemin büyüklüğünün dışında bir de bu yakınlarda büyük iki tane teknoloji şirketinin, Türkiye'deki iki büyük teknoloji şirketinin CTO'larıyla bir yolumuz kesişti, bir araya geldi. Onlar aynı zamanda da hani angel investor, melek yatırımcı şapkası olan da insanlar tabii, belli bir kapitale sahip oldukları için. Hiç esprisiz söylüyorum bunu, hani şaka katmadan içerisine söylüyorum. Önceliklendirdikleri iki tane şey var, alan var. Bir tanesi pedagoji, çocuk büyütme, ebeveynler, yani bir şey, ebeveynlere bir şey üreten startupları arıyorlar. İkincisi de matchmaking. Yani İşte bu gerçekten kadar. evet. Bu kadar. O kısmı şöyle kapatıp parantezi, ben de
Bir kez daha ifade edeyim, bu konuyla ilgili konuşuluyor olması, tartışılıyor olması, insanların merak ediyor olması çok güzel. Ben mutlu oluyorum böyle birleşimlerden haberdar oldukça. Çünkü naçizane kendime biçtiğim bir misyon var. Bu konuyla ilgili Soner Hoca'nın o başta dikkat çektiği masanın dışında kalma, toplumlar arasında, uluslar arasında fark yaratıcı potansiyeli olan bir teknolojiyi zamanında özümseyememe meselesi benim de uykumu kaçıran bir konu. Buraya yeterince yatırım yapıldığından, özellikle de yeterince yetişmiş insan gücümüz olduğundan emin olmak için naçizane bir takım çalışmalar yapıyorum. Yani bu teknolojileri öğrenmek, takip etmek, bilmek isteyen insanlarla her ortamda, her fırsatta bir araya gelmek isterim bundan sonrasında da. Bize bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum Özhan Hocam. Başka birleşimlerde bir araya gelmek umuduyla diyeyim. Ben teşekkür ederim. Evet, son olarak da tabii söz veriyorum. Buyurun. Sağ olun. Ben de bu programa katıldığım için çok memnunum açıkçası. Öncelikle moderatörlüğünüzden dolayı size teşekkür etmek istiyorum. Sonrasında değerli katkılarından dolayı Soner Bey'e teşekkürlerimi sunuyorum. Emre Bey'e, Şebnem Hanım'a. Güzel bir, bence fikir çatışması ama nasıl? İşte, ne diyorlar? Fikir cimnastiği yaptık değil mi? Exercise. Evet, yani farklı aslında tecrübelerden gelen insanların bir araya gelip kendi perspektifleriyle bir konuyu yorumladık. Ben açıkçası çok keyif aldım. Umarım izleyenler de keyif almıştır. Çok teşekkür ederim tekrar. Evet, çok teşekkürler. Bu arada evet, izleyicilerden güzel tebrik mesajları geliyor. Onları da iletmiş olayım. Evet, bu akşam sizler de yapay zeka konusunu ele aldık ki aslında çok geniş bir konu. Mümkün olduğu kadar yapay zeka nedir? Günlük hayatımızda nasıl bir rol üstleniyor? Etik konulara girdik biraz ve yapay zekanın geleceğinden bahsettik. Çok değerli konuklarımız bizlerdeydi. Profesör Doktor Soner Yıldırım hocamız bizlerle birlikteydi. Doçent Doktor Şebnem Özdemir, Doktor Emre Yılmaz ve Muhammed Talha Salman. Kendilerine sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Bu arada Manisa Celal Bey Üniversitesi Bilişim Topluluğu öğrencilerimiz de bu organizasyonun düzenlenmesine katkı sağladılar. Teknik ekipteki arkadaşlara da ve bizi YouTube'dan şu an izleyen ve gelecekte de izleyecek olan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Farklı bir organizasyonda tekrar görüşmek üzere. Hepinizi Manisa'ya bekliyoruz bu arada. Tabii ki. İyi akşamlar dilerim. İyi akşamlar arkadaşlar. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Sağ olun.